İbrahim Tatlıses olayını öğrendiğinde ne hissettin, ne düşündün? Askerde her gece saat 8 gibi falan yatıyordum. Evet. Ana haberleri izliyordum. Ondan sonra yatıyordum. Sabah da 4.30'da falan kalkıyordum. En erken yatan ve en erken kalkan bendim orada. Bir gün kalktım, böyle bir haber kanalını açtım. Bir baktım orada yazıyor işte İbrahim Tatlıses vurulmuş ve hayat tehlikesi var falan deyince kafamdan aşağı kaynar sular döküldü hakikaten. Çünkü ben onu babam kadar sevdiğim bir insan. İnan babam vurulmuş gibi hissettim. Yani o kadar kötü hissettim. Hemen telefona koştum haber alabilmek için. İşte yeğenlerimi aradım, annemi aradım, babamı aradım, herkesi aradım. Koşun dedim hastaneye, ne olur bana bilgi verin. Çok kötü oldum. Menajeriyle görüştüm. Eyüp abiyle, Eyüp Kanat'la görüştüm. Sonra güzel haberler aldım. Ama televizyona bir bakıyorsun, televizyonda farklı şeyler. Bir daha abi o dönem sırasında çok bilgi kirliliği var. Ya aynen öyle abi ya. Hele ki ziyarete giden sanatçılar saçma sapan açıklamalar yapıp adamın sen ne görüyorsun, ne sağlığını biliyorsun. Çünkü ben orada onu en yakın ben yaşadım. Telefonla konuşuyorum, diyorlar ki iyi durum, hani iyiye gidiyor. Oradan bir tane sanatçı çıkıyor diyor ki işte bir daha şarkı söyleyemeyecek, bir daha yürüyemeyecek. İşte yok buradan gelmiş, yok şuradan gelmiş. Yani İbrahim abi inanılmaz seviyorum seni. Sen bunu biliyorsun. Ellerinden öpüyorum. Allah'a çok şükür ki herhangi bir kötü bir şey olmadan Allah seni bize bağışladı. En kısa zamanda da inşallah Allah'ın izniyle sahnelere geri dönmeni istiyorum. Ve seni çok çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum abicim. Çok kısa bir şey okuyayım o zaman. Işıklar altında sönmüş gibi dostlarım içinle yanmış gibiyim. Dönülmez yollara girmiş gibiyim. Nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? Senin olmazsa olmazların nedir? Mesela annenin, babanın, ailenin, büyüklerinin sana verdiği, öğrettiği değerler. Söz abi, söz. Seni sen yapan en önemli özellikler nedir mesela? Şöyle söyleyeyim, sözümde dururum. Yani eğer bir söz vermişsem onun arkasında sonuna kadar dururum. Bir de yalan abi, yalana tahammülüm yok. Evet. Yalan söyleyen adama, yalan söyleyen kadına tahammülüm yok. Çünkü yalan bütün kötülüklerin anasıdır der büyüklerimiz. Benim aynen rahmetli dedem de söylerdi. Aynen. Oğlum ne yaparsan yap ama yalan söyleme derdi. Evet. Doğru bir noktadasın. Belki bir küçük bir yalan belki o anı kurtarabilir. Evet. Ama büyük bir yalan hayatını bitirebilir. En son ne zaman ağladın? Askere gitmeden önceki gün. Neden ağladın? Askere gideceğim yani diye ağladım. Hangi duygularla ağladın? Neden ağladığımı söyleyeyim. O zaman gelinimiz hamileydi yeğenime. Daha doğmamıştı. Ve 9 aylık falan gibi bir şeydi. Çok yakın bir zamanda doğacaktı. O bana böyle bir şey yapmış. Onun ağzıyla bana bir mektup yazdı. Beni acayip duygulandırdı. Gecenin sabahı askere gidecektim. Evet. Onu okudum. İnanılmaz ağladım. Peki hangi duygular sana yaşadığını hissettirir? Yaptığım bir şeyin tepkisini hemen almam. Bunlar bana yani yaptığım bir iş, söylediğim bir şarkı. Evet, onun tepkisini almam. O zaman benim hayatımda işim çok değerli, çok önemli diyorsun. Aynen öyle. Peki elinde bir gücün olsaydı neyi değiştirmek isterdin mesela dünyada? Klasik olacak ama bu komple bütün savaşların hepsinin bitmesini isterdim. Bir de abi eğer İstanbul'la ilgili bir şeyim olsaydı şu trafiğin abi 8 katlı yol mu yaparlar, 10 katlı mı yaparlar, başka bir şey mi yaparlar? Şu trafiğin bir an önce bezmiş durumdayız. Değişmesini isterdim. Hangi özellikleri seni bir insandan uzaklaştırır? Yalan. Yalan. Tek yalan. Yalan olmasın yeter aynen diyorsun. Öyle. Dürüst yalansız, olsun. Hataları olsun da olsa tabii ki fark etmez diyorsun. Tabii ki.